Word dosyalarını bölümlere ayırdığımız zaman bu bölümlerin nerede olduğunu bilmek gerekiyor. O yüzden bunlar için bazı kolaylıklar var. Mesela şöyle basit bir işlem yapalım. Diyelim ki ben herhangi bir sayfaya geldim. Şu soldaki çubuğu yukarı kaldırdım. Yani üstteki boşluğu daralttım. Bakıyorsunuz diğer sayfalarda da yapıyor doğal olarak. Geliyorum ama ilk sayfada yapmamış görüyorum. Bakalım ikinci sayfada yapmış mı? İkinci sayfada yapmış. Neden böyle davranıyor? Çünkü ilk sayfada başka bir bölüm var. Bu bölüme yani siz bu yaptığınız işlemi sadece Microsoft Word tek bölüme yapıyor. O an hangi bölümdeyseniz o bölüme yapıyor. Bölüm ayırmayı daha önce göstermiştik. Şuradan yapabiliyorsunuz. İşte şu veya şunu ayırabiliyorsunuz. Sürekli kısmından yaptığınızda hele ayırmak mümkün değil. Yani nerede olduğunu bulmak kolay değil. Sonraki sayfa demiş olsaydık zaten biliyorsunuz eğer paragraf burada bitmiş de sonraki kısım diğer sayfadaysa büyük ihtimal orada bir yeni bir bölüm yapılmış demektir. Peki bölümleri nasıl kaldırabiliriz veya nerede olduğunu nasıl tespit ederiz? Bunun için arkadaşlar şöyle yapalım. Giriş menüsünün şu işareti hatırlarsınız. Gizli sembolleri gösteriyordu. İşte boşluk varsa, tab tuşuna basılmışsa, enter'a basılıp işte paragraf sonu yapılmışsa vesaire. Bunların hepsini gösteriyor. Buna bastığımda arkadaşlar görüyorsunuz. Arka planda neler döndüğünü işte şu işaret satır başı işaretiydi. Nokta işareti boşluk anlamına geliyordu. Bakın bölüm sonu burada varmış. Burada da varmış. Şurada da varmış. Demek ki ben burada başka bir bölümde yani bundan sonraki bölümde bu işlemi yaptığım için diğer bölümlere yansımadı doğal olarak. Peki bölüm sonlarını nasıl kaldırabiliriz? Yani şu bölümü yok etmek istiyorum. Yani bölümü silmek değil de ayrı bir bölüm olmasın. Tek bir bölüm olsun istiyorsanız şu işaretin yanına gelip silme tuşuna basarsınız olur biter. Bakın tekrar gösteriyorum. Şurada bir de satır başı işareti var. Dikkat edin. Onu değil, onun hemen sağ tarafında. Yani şöyle. Eğer bunu da silerseniz olmaz. Bölüm sonunu silmiş gibi olursunuz. Bir sonraki satırla birleşir. Yani paragraf sonunu silmiş olursunuz. Sadece bölüm sonu yazan kısmı silin. Ve o bölümü birleştirdi bu iki bölümü. Aynı işlemi şurada da yapabilirsiniz. Bu arada bakın paragraf işareti yok. Ben bölüm sonunu sildiğimde aslında aynı paragrafa gelmiş oldum. Yani şöyle geriye alalım. Burada Enter'a basılmadan yani Enter'a basılmadan doğrudan bir cümle ikiye ayrılmış. Yani cümlenin ortasında da mesela tam şu noktaya da bir bölüm koyabilirsiniz normalde. Gelirsiniz şuradan. Sürekli kısmından seçersiniz kesme işlemini. Ve buraya bölüm açar. Bakın cümleyi ayırdım. Enter'a basmadım aslında. Sadece bölüm sonunu ürettim. Bu bölüm sonunu silmek istiyorsanız doğal olarak silme tuşuna basarsınız. Burada da silme tuşuna basıyorum. Şuradaki bölüm sonunu da silelim. Ve işlemi gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Bunun dışında gördüğünüz gibi bu satır başı demek. Mesela tab tuşuna bastığınızda tab tuşuna basıyorum ve şöyle bir ok koyuyor. Ve onun tab işareti olduğunu belli etmiş oluyor. Böylece bölüm işlemini bakın bölümleri birleştirdik. Doğal olarak şu sol tarafta görüyorsunuz bu da yukarı çıktı. Yani sonraki bölümlerle aynı özelliği taşımaya başladı. Çünkü tamamı tek bölüm oldu arkadaşlar. Evet izlediğiniz için teşekkürler.